Sevgili seyirciler merhaba. Konuğumuz NLP uzmanı ve eğitmeni İrez Kaban Şahin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Merhabalar, bize kendinizden bahseder misiniz? Ben İrez Kaban, İstanbul Ağa Üniversitesi mezunuyum. Şu anda sadece kişisel gelişimle ilgileniyorum. NLP'nin 3 tane eğitimi olan bütün eğitimlerini aldım. Sosyal medyada kendi sayfamda NLP ile alakalı olumlamalar ve videolar paylaşıyorum. İstanbul'da yaşıyorum. Harika. Bu şekilde. Çok tebrikler, başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Bu sektöre, bu konuya ilginiz nasıl başladı? Öncelikle üniversite bittikten sonra kabin memurluğu yapıyordum. Bu hayatın monotonluğundan ve biraz böyle kurumsal hayattaki negatifliği bilirsiniz. Ondan sıkıldığımda böyle olumlamalara falan bakıyordum. Ve kişisel gelişime merakım böylelikle başladı. Kişisel gelişimle NLP'yi keşfettim. Ondan sonra araştırdım ve sonra gerçekten hani kendime uyguladığımda faydasını gördüm. Faydasını gördükten sonra da hani bunu insanlara aktarmalıyım diye düşündüm. Ne güzel. Ve bu yüzden eğitimlerini aldım. Harika. Önce kendinizi de bir test ettiniz, memnun kaldınız. Kesinlikle, evet. Ondan sonra diğer insanlara da faydalı olayım diye düşündünüz, evet. Herhalde. Ne kadar güzel. Peki verdiğiniz hizmetlerden, çalışmalarınızdan, projelerinizden biraz daha detaylı bahseder misiniz? Tabii. NLP seansları hem online hem de yüz yüze olabiliyor. Şu anda özellikle pandemiden sonra daha çok online olarak seans veriyoruz. Verdiğimiz seanslarda tekniklerimiz var, NLP tekniklerimiz ve onları uyguluyoruz danışanlarımıza. Tabii ki tek seansla bitecek diye bir şey yok. Biraz bazı problemlerde daha da uzun sürebiliyor. Dediğim gibi NLP'nin 6 tane tekniği var ve 6 tekniği de kullanmaya çalışıyoruz. Hedef çalışmaları yapıyoruz. Hedef çalışmaları dışarısında işte başarıya giden yolda motivasyon eksikliği oluyor. Bunda NLP'yi kullanabiliyoruz. Psikoterapi de kullanılabiliyor. Yani NLP'nin kullanıldığı çok fazla alan var. Ve açıkçası hepsinde de faydasını çok fazla görebiliyoruz. Ne güzel. Daha çok hangi sorunlarla ilgili olarak size başvuruda bulunuyorlar? Öfke problemi. Kontrol, evet. Değil mi? Öfke problemi. Çapalama tekniği diye bir teknik var. Ben de ilk başladığımda biraz benim de öfke problemim vardı. Çapalıyorsunuz. Nasıl yapıyorsunuz bunu? Yani tam vücudun belli bir yerine bir çapa atıyoruz. Ve hani ondan sonra öfkelendiğiniz an hani o çapaya bastığınızda onunla alakalı daha olumlu ve güzel anılar aklınıza gelince öfkeniz biraz da dinginleşiyor. Yani hani artık hiç öfkelenmiyorum diye bir şey yok. Öfkeleniyorsunuz ama öfkeniz kontrol altında çok oluyor. O yüzden ben daha çok öfke çalışmalarını seviyorum ve başarıya giden yolda dedim ya motivasyon eksikliği oluyor. Bununla alakalı modelleme çalışmaları yapıyoruz. Örneğin ben sunucu olmak istiyorum ve sizin sunuculuğunuzu çok beğeniyorum diyelim. Size bir modelleme çıkartıyorum. Sizin özelliklerinizden, neler yaptığınızdan, bu yola girerken nelerle uğraştığınızdan hepsine kadar kendi özelliklerimi bunu modelliyorum. Bu şekilde de tabii ki başarıda daha farklı bir şey olabiliyor yani. Şahane. Peki sizin önde gelen özellikleriniz nelerdir? Ya benim özelliklerim şunlar galiba, nasıl söyleyeyim? İnsan ilişkilerim kuvvetli ve hani aldığım bilgiyi karşımdakine yansıtabiliyorum. Bu yüzden hani NLP'yi hem daha sağlıklı kullandığımı düşünüyorum, hem de insanlara daha fazla yardımcı olabildiğimi düşünüyorum açıkçası. İyi dinleme önemli değil mi? Kesinlikle. İyi ifade etme, kesinlikle. Etkili iletişim. Evet, etkili iletişim bu konuda çok önemli. Kişisel gelişimle ilgilenen bütün arkadaşlarım için bence etkili iletişim en önemlisi. Kesinlikle. Önce sorunu iyi bir şekilde anlamak, evet. Çözmenin yarısı gibi değil mi? Kesinlikle. En zaten iyi şekilde anlamak. O yolda önce başladığınız şey karşınızdakini dinliyorsunuz. Onun neye ihtiyacı var bunu görüyorsunuz ve ona göre NLP için konuşuyorum. Ona göre bir teknik kullanıyorsunuz. Yoksa onu dinlemeden, sorununu bilmeden mümkün değil. Mümkün değil. Ve bu kişiye özel olacak çünkü bir insana iyi gelen diğer kişiye iyi gelmeyebilir. Gelmeyebilir, aynen öyle. Kesinlikle NLP zaten kişinin tamamıyla içerisindeki potansiyelini çıkartmak evet, için olduğu önemli. İçin birebir hizmet en önemlisi. Kesinlikle. Peki geleceğe dair vizyonunuzdan, hedefinizden bahseder misiniz? Ya ben bu yola çıkarken de en çok istediğim şey şuydu. Ben NLP araştırırken NLP ile alakalı çok fazla bir şey bulamadım, bilgi bulamadım. NLP aslında 1970'li yıllarda Amerika'da ortaya çıkmış. Ancak daha sonrasında çok fazla ilgi görmemiş. Ve son 3-4 yıldır tekrardan yine bir kulaktan kulağa duyum var. Ben NLP'yi böyle değerli programlarda anlatmak,
daha fazla insana duyurmak, daha fazla insana faydamız olsun istiyorum. Yani NLP'nin biraz daha hak ettiği değeri görmesini istiyorum açıkçası. Ne güzel. Daha etkin bir şekilde kullanılmalı. Kesinlikle. Kesinlikle ben öyle düşünüyorum. Çünkü kullanılabildiği birçok alan var. Diyorum ya, kişisel gelişim, psikoterapi, işte sağlık, iş hayatı, okul. Yani bunların hepsinde daha fazla ortaya konulursa bence daha faydalı olabilir diye düşünüyorum. Kesinlikle. Daha çok hayatlara dokunmak. Kesinlikle. Değil mi? Bu da manevi bir haz veriyor insana. Kesinlikle. Çok mutluluk verici. Yorucu olabilir ama sonra o yorgunluk gidiyor değil mi? Yani şöyle söyleyeyim, hani yorucu... Severek yaptıktan sonra biliyorsunuz evet. ki hiçbir şekilde size yorucu gelmiyor. Hı hı. Sadece dediğim gibi zihin devamlı meşgul ve daha fazla nasıl yardımcı olabilirim? Daha fazla ne yapabilirim? Bu tekniği kullandım. Acaba öteki tekniği de mi kullanmalıyım? Hı hı. Bu teknikle mi ilerlemeliyim? Bu da artık çok bu önemli. İşin cilvesi olsun diye düşünüyorum. Kesinlikle. Peki kimler bu işi daha iyi yapabilir? Hangi özelliklere sahip olmaları gerekir? Kesinlikle sabırlı arkadaşlara hı hı. tavsiyemdir bu meslek. Ve daha fazla insan ilişkileri kuvvetli olan, demin de bahsettiğim gibi hani insan ruhundan anlayan, dinlemeyi seven, kişisel demeyeyim de insan ilişkilerinde daha kuvvetli olan kişilere tavsiyemdir benim evet, NLP'yi. Bundan manevi bir haz duyan değil mi hayatlara Kesinlikle. Dokunmaktan? Diyorum ya yani hani amacın gerçekten birilerine fayda hizmet, sağlamak olmalı. Topluma evet, hizmet evet, gibi. Evet kesinlikle gerçekten fayda öyle. Fayda sağlamak söylediğiniz evet, gibi. Evet insanlara tamamıyla fayda sağlamak, daha fazla insana dokunabilmek, ya insanlarla konuşmaktan sıkılmamak. Ya aslında bir nevi hizmet sektörü yani bu da. Evet. Bu şekilde düşünülürse daha faydalı başarılı olabilir. Başarılı olabilir. Evet. Ama söylediğiniz gibi sabır gerekiyor. Çünkü bu bir süreç değil mi? Hemen yanıt verecek diye bir şey yok. Yok. Vakit alır, uzun seanslar. Uzun ve meşakkatli bir süreç de olabiliyor. Dediğim gibi bir tekniği uyguluyorsunuz ancak yeterli olmuyor ve ikinci, üçüncü tekniklere de başvurmak gerekiyor. Yani o yüzden gerçekten daha sabırlı arkadaşların, daha insan ilişkileri daha kuvvetli olabilecek kişilerin NLP ile uğraşması kesinlikle bizim de NLP'yi tanıtmamız için daha faydalı olacağını düşünüyorum. Evet. Sizinle sohbet çok keyifliydi. Aynı şekilde. Çok teşekkür çok ederim. Çok fakat programın sonuna yaklaştık. Son olarak izleyicilere iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Evet var. Bakabiliyorum değil mi? Tabii. Tamam. İşaretleyin. İşaretleyin Muhammed Bey. Söyleyeyim mi? Tabii. 1, 2, 3. Sözlerinize dikkat edin, düşüncelerinize dönüşür. Düşüncelerinize dikkat edin, davranışlarınıza dönüşür. Davranışlarınıza dikkat edin, duygularınıza dönüşür. Çok önemli. Duygular evet. da sonra hayata dönüşüyor değil Kesinlikle. Mi? Kesinlikle. Yani kişilik ve yaşam oluyor. Hepsi aslında baktığınızda ağzınızdan çıkan sözden başlıyor. O kadar önemli O yüzden ki. O kadar çok dikkat etmemiz gerekiyor ki. Çok seçici ki. Olalım. Çok ve olumlu düşünmek, çok olumlu önemli. Lafların ağzımızdan çıkması gerçekten en önemli şeylerden bir evet. tanesi. Bazen temennide bulunurken bile olumsuz kelimeler kullanılabiliyor. O kötü. Şu kısacık bir şeyi söyleyeyim. Tabii. Örneğin yeni araba aldığında kazasız Tabii. belasız kullan ne demek fena. Bile. Tabii. Hani bu bile evrene farklı bir mesaj. Kesinlikle. O yüzden bunların hepsine çok Hiç dikkat etmemiz gerekiyor. Keyifli kullan bir. Kesinlikle. Güzel günlerde kullan. En güzel günlerde kullan. Evet. Güzel yerlere git. Evet, bunlar söylenebilir. Yani. Ya çok. Olumlamalar gerçekten Hı-hı. kendimize yapabileceğimiz en etkili yöntemlerden Kesinlikle. Bir tanesi. Ve kolay bir şey. Yani evet. içsel motivasyonu en arttırıyor. Kolayı. Evet. En kolayı. Ya sabah kalktığımızda işte günaydın olumlamamız, Hı-hı. akşam yatarken iyi geceler olumlamamızla hayatımızdaki birçok şeyi değiştirebiliriz. İş esnasında 2 dakikanızı bile ayırmanıza gerek yok. Şöyle bir motivasyon cümleleri okuduğunuz an bilinçaltınız bu dili zaten geliştiriyor. Kesinlikle. Yani bilinçaltına yerleşince bu bizim tamamen günümüzü değiştiriyor. Daha olumlu geçmesini evet, sağlıyor. Yani gerçekten. Olumlu şeyleri çekiyoruz. Şimdi bakın buraya gelirken çok heyecanlandım ve hani şey deseydim ben bunu yapamam, ben buraya çıkamam, ben böyle konuşamam deseydim gerçekten evren benim konuşmamam için her şeyi yapacaktı. Ama hani buraya gelirken yapabilirim, başarabilirim, işte rahat konuşabilirim evet, dedim. Özgüven, olumlama. Evet ve bütün evren o zaman sizin başarmanız için çalışıyor. Çünkü bilinçaltınız olumluya yöneldi. Kesinlikle, onu çekiyorsunuz Kesinlikle. Değil mi? Kesinlikle, çok önemli. O yüzden ben kendi sayfamda da NLP tekniklerinden olumlamaları daha fazla kullanmaya çalışıyorum. Hı-hı. Çünkü dediğim gibi uyku olumlamaları, gündüz niyetleri bunların hepsi çok önemli. Peki uyku olumlamaları, bunu
Bir iki tane örnek verir misiniz? İşte örneğin uyurken söyleyebileceğimiz cümleler var. İşte çünkü uyurken beyin teta seviyesindeyken daha fazla algılara açık oluyor. Ve siz uyurken neyi hayal ederek ve düşünerek, tekrarlayarak uyursanız beyin bütün gece bununla uğraşıyor. Bununla uğraştığı için de uyurken kendinize güzel cümleler söyleyebilirsiniz. İşte örneğin uyku niyetlerinden ne olabilir? Gün içerisinde yaşadığım stresi serbest bırakıyorum. Sabah mucizevi güzel bir gün bekliyorum. Bir güne uyanacağım. Evet. İşte ya bu şekilde kendinizi telkin edip gecenizin de güzel geçtiğini kendinize söyleyip gündüzünüzün daha da güzel geçtiğini söyleyince daha olumlu uyanacaksınız. Kesinlikle. Ya tabii ki tekrardan söylüyorum. Bunlar hemen bir günde, iki günde olacak diye bir şey yok. Ama bunu tekrarladığınızda gerçekten hayatınızın güzelleştiğini göreceksiniz. Çok etkiliyor gerçekten. Zor da değil yani, yapalım bunu. Hiç zor değil. Ben zaten her olumlama paylaştığımda bunu diyorum. Kendimiz için yapabileceğimiz en kolay şey olumlamalar. Kesinlikle. Olumlamaları yapacağız. Hemen ya bir dakikanızı alacak. Düşünsenize bir dakikada bilinçaltınızı o harekete geçireceksiniz. Siz normal hayatınıza devam ederken de bilinçaltınız bunu kendi kendine tekrarlayacak. Yani ya bu çok kolay bir şey. Neden yapmayalım? Kesinlikle. Para değil, pul değil yani. Neden yapmayalım ki? Çok basit. Evet. Yani bunun için bir içsel motivasyon olmalı. Evet. Yapması çok kolay. Yani bardağın boş tarafını görüp de şikayetçi olacağımızda o bardaktaki suyu daha ufak bir bardağa koyup dolu olduğunu görebiliriz. Tabii ki bu çok daha doğru bir şey olur. Evet. Şimdi örneğin insanlar şey diyorlar, ben çok şanssızım. Maalesef. İrez hocam. Maalesef. İşte hayır ya, bu hele ki var ya, bu kendinize yapabileceğiniz en büyük kötülük. Kodlama bu. Böyle bir şey yok, aynen öyle. Ben böyle yakın çevreme falan sorsanız şey derler, İrez çok şanslıdır. Çünkü bunlara onu ben empoze ediyorum. Ben her zaman bir şey çekilecek örneğin. Ben çekeyim ya, ben şanslıyımdır derim örneğin. Ve gerçekten de çekince de olur. Doğru. Çünkü neden? Önce kendim inanıyorum. Kesinlikle. Yani bilinçaltı yerleşiyor ve hayata geçiyor. Kesinlikle. Çok o yüzden önemli. Ben sözün büyüsünden çok uzattım, kusura bakmayın. Estağfurullah. Zaten kelimelerin gücü var değil mi? Sihirli kelimeler. Kesinlikle. Dediğim gibi bazı dikkat sihirli edeceğiz. Kelimeler de var. Yani işte ben başarılı bir insanım. Ben bunu yapabilirim. Veya gece tekrardan uyurken oraya dönecek olursam hayallerinizi olmuş gibi de düşünebilirsiniz. Örneğin istediğiniz bir araba var. Ve sanki onun içerisindeyim şu anda. Onunla beraber gidiyorum. Uykuya onunla beraber dalıyorum. Bu şekilde hayal ettiğinizde gerçekten dediğim gibi teta seviyesinde beyin bütün gece bununla uğraşacak. Kesinlikle. Yani o yüzden olumlu düşünelim, yapalım. Olumlu konuşalım ve olumlu şeyler yaşayalım diyorum. Olumlu şeyleri çekelim kendimize. Kesinlikle. Harika. Efendim, katılımınız, bu güzel açıklamalarınız için teşekkürler ve başarılar. Çok sağ olun, teşekkürler. Rica ederiz. Bugünkü konuğumuz NLP uzmanı ve eğitmeni İrez Kaban Şahin'di. Sevgili seyirciler, sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.